kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yüzüme şöyle birazcık makyaj yaptım. Normalde biliyorsunuz en doğal hallerimde çıkıyorum karşınıza. Yani pasaklı demek istemedim kendime, kızacaksınız diye. Sonra dedim ki benim diğer YouTuber'lardan ne eksiğim var? Onlar yapıyorlar, çekiyorlar eyeliner'ı aşağı kadar, yapıyorlar makyajlarını, öyle çıkıyorlar karşınıza. Ben de dedim birazcık özeneyim. Sizler için biraz süslendim, öyle geldim bu sefer. Ama tabii altımda pijama var. Üstüme böyle sweat, yani genelde evde ben böyleyim, tişört, sweatshirt, altımda pijama oluyor. Böyle geziyorum evde. Sizleri de birazcık böyle makyaj yaparak karşılamak istedim. Bugün zaten sizlere kirpiklerimden bahsedeceğim. Kirpiklerimi uzun zamandır soruyordunuz Buce. Ne yapıyorsun, sırrın ne diye. Kirpiklerimin sırrını açıklayacağım bugün size. Şöyle bir çekik göz makyajı da yaparız birlikte. Onun dışında ağzımda dikişler olduğu için, 20'lik dişimi aldırdığım için bugün 3. günü. Hala daha biraz böyle ufak ufak ağrısı var. O tarafla çiğneyemiyorum, bu tarafla çiğniyorum. Ama spor yapamıyorum. Yani eğilip kalkarken bile böyle dikkat etmeye çalışıyorum. Kan basıncı çok fazla artmasın diye. Şöyle bir ufaktan deneyeyim dedim mesela spor yapmayı. Biraz böyle kötü hissettim. Tansiyonum fırlıyormuş gibi hissettim. Korktum yani açıkçası. İlk gün o kadar ağrı çekince. Artık ikinci, üçüncü gün... Kesildi video. İkinci, üçüncü günü tabii böyle birazcık daha dikkat etmeye başladım. Şimdi bugün de o yüzden fırsattan istifade spor yapmadığım zamanlarda nasıl beslendiğimi göstermek istiyorum. Çünkü yani şimdi haftanın 6 günü spor yapıyordum eskiden, özellikle B5'deyken. Ama şu anda onu böyle birazcık daha aza indirgemeye çalışıyorum. Yani her gün ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yani ne bileyim, canınız o gün spor yapmak istemez oluyor tabii yani bu böyle zamanlar. Yani evde zaten motive olmak bir tık daha zor yani, açıkçası bunu hepimiz biliyoruz. Kendinizi motive hissetmezsiniz, içinizden gelmez ya da o gün bir işiniz vardır, bir şey spor yapamazsınız, zaman ayıramazsınız spora. O günlerde hani böyle nasıl beslensem, ne yesem diye soru işareti olmasın kafanız diye ben de böyle kendi beslenmemi açayım size dedim. Belki size güzel böyle bir fikir olur, benimkini de görmek istersiniz diye. Çünkü soranlar da oluyor bana sürekli bu tarz şeyleri. Ben de dedim böyle bir video çekeyim. Onu göstereyim spor yapmadığım zamanlar nasıl beslendiğimi. Zaten bol bol sohbet edeceğiz. Bahsedeceğim yine birkaç şey daha olacak. Hala mesela yüzüm falan şiş, yanam. Vücudumda da şişlikler var, aranızda bilenler vardır hormonal problemlerimi. Spor yapmadığım zamanlar ben iki öğün besleniyorum. Spor yapacağım zaman sabah çok erken kalkıyorum mesela. Bir yulaf yiyorum. Yulaftan sonra kahvaltımı birazcık erteleyerek kahvaltı yapıyorum. Öyle 3 öğün olmuş oluyor yani. Ama şimdi 2 öğün besleneceğim. Biz daha da böyle bir ara öğün yaparız belki. Bakalım nasıl olacak bugün. Bugün kahve yaparsam daha iyi olacak. Ben çünkü ayılmam lazım. Alışkanlıktan hala sabah 6.30'da uyanıyorum. Bir de saat 7.30'da falan da antibiyotik alıyorum. O arada bekleyeyim derken uykum kaçıyor. Zaten uyumuyorum bu arada sabah erken kalktığım zamanlar spor yapıyorum diye, ama şu anda spor yapmasam bile geri uyuyamadım çünkü antibiyotik alıyorum falan. Her neyse, kahve yapayım, bir ayılayım, kendime geleyim ben. Sonra bol bol sohbet ederek devam ederiz. Kahvemi içeyim, birazcık keyifli. Ondan sonra kahvaltı yapacağım. Akşam yemeğim inanılmaz derecede güzel olacak. Benim en sevdiğim, yani uzun zamandır yaptığım şeyler arasında gerçekten en keyif alarak yediğim akşam yemeğini paylaşacağım sizinle. Et olur, tavuk olur, herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Zaten tarifini böyle detaylı bir şekilde vereceğim. Bu arada kahvemi içtiğim bu bardağı da bana soran çok oluyor Instagram'da paylaştığım zaman. Mutfağım diye bir tane link hazırladım. Oraya bakabilirsiniz isterseniz. Orada var. Onu da linklerim videonun aşağısına, bakarsınız. Bir de yeni alışveriş yaptım birazcık böyle spor kıyafetleri falan. Instagram Reels'da falan paylaşacağım ama burada da isterseniz deneyip gösteririm. Böyle inanılmaz bir şişkinlik var üstümde ama yine de onu da görmüş olursunuz. Onun üzerine de konuşuruz birazcık. Zaten daha konuşacak çok şey var. Artık biliyorsunuz V5'dan çıktım. Evimdeyim. Evde daha böyle huzurlu hissediyorum çünkü yani orada geriliyordum, tamam bir şeyler öğreniyordum, ediyordum ama geriliyordum yani. Ve korona var abi yani, hani ve spor salonu, bilmiyorum, birazcık bana şey geliyor.
tehlikeli de geliyor açıkçası. Çünkü maske falan takmayan çok fazla insan var. O yüzden böyle arada bir tribe giriyordum falan. Ben hep genellikle maskeyle geziyordum. Bir tek antrenman yaparken çıkarıyordum maskeyi ama yine de insan ister istemez maskeyle bile olsa hani bir yere dokundun mu ağzıma gitti mi etti mi yani bunun tribine giriyor ve ben hani kendimi boş verdim. Benim annem riskli olduğu için o yüzden bayağı böyle tribe giriyordum. Evde olmak çok çok daha güvenli ve huzurlu hissettiriyor bana gerçekten. Bir de şimdi havalar falan da böyle soğudu. Ev mis gibi ya. Ev güzel bence. Ev bayağı keyifli. Bu arada kahve içince sesimin tonu bile değişti yani. Hemen ayıldım. Kahveyi geldi. Saat 12 gibi kahvaltı yapacağım. 12-12.30 gibi. İki öğün yiyeceğim dediğim gibi. Evdeyiz, mutluyuz, huzurluyuz. Şimdi sütlü omlet yapacağım. Jambon. Hindi füme jambon. Domates ve kaşar koyuyorum. İki tane yumurtayı kıracağım, süt ekleyeceğim ve birazcık yulaf kepi ekleyeceğim sağlıklı olması için. Dev gibi omletin yanına şöyle domates salatalık roka koydum. Bol bol yeşillik yemeye çalışıyorum zaten biliyorsunuz. Bu omlette hem sütle miktarı artıyor, yumuşuyor. Hem de yulaf kepiyle birlikte çok sağlıklı oluyor. Doyurucu olur. Sağlıklı bir karbonhidrat yulaf kepiği biliyorsunuz. Yulaf kepiğinin faydalarını bu arada linkleyeyim videonun aşağısına. Bir markete çıkıyorum. Hurma alacağım şeyden Tatbak'tan. Makbul'den ya da Tatbak'tan alıyorum çok uygun fiyatlı diye. Hurma alıyorum. İşte kuru incir falan alacağım. Böyle bir enerji topu falan yaparım. Sağlıklı atıştırmalıklar göstereceğim size. Gideyim onu alayım diye çıktım. Sonra eve koşacağım direkt. Hello. Başka bir günden aranıza tekrardan dahil oluyorum. Videonun akışını birazcık bozdum. Başka bir günden dahil oluyorum ama gerçekten sadece göz makyajı yapmak içime sinmedi. Ben de o yüzden rötarlı olarak birkaç gün sonradan tekrar böyle bir full look yapayım istedim. Göstereyim makyajımı dedim. Cilimi 2 saat önceden falan nemlendirdim. Hala güzel böyle bir nemi var. O yüzden hiç primer sürmeyeceğim. Shiseido'nun bu Synchro Skin Glow isimli fondöteni uygulayacağım. Şöyle bir pompa kadar aldım. Çok az. Sadece cilt rengimi böyle eşitlesin diye uyguluyorum. Ve çok güzel böyle bir doğal bir parlaklık veriyor. O yüzden az sürüyorum. Yani bunun ayarını kaçırınca gerçekten fazla yapay duruyor. O yüzden ben olabildiğince doğal dursun diye çok az sürüyorum. Şimdi editlerken videoyu baktım. Gerçekten ışık iyi değil. Sadece göz yapmışım falan. Saçma. Hoşuma gitmedi. O yüzden dedim ki bugün dışarı çıkıyorum. Rico Disco etkinliği var. Yani dışarı birazcık böyle korka korka çıkıyorum ama maskemi takarak artık gidiyoruz. Ya gerçi maskede de görünmeyecek makyajım ama niye makyaj yapıyorsam neyse size göstermiş oluyorum en azından. Belki bir de masada falan yemekli mi olacak tam bilmiyorum. Muhtemelen yemekli olacak. Masada falan oturursak maskemi çıkarabilirim diye düşünüyorum. O yüzden böyle ben bir full look yapayım. Hem kendimi iyi de hissetmiş oluyorum. Bu arada saçım ıslak değil. Saçlarımı böyle ıslak görünüm yaptım. Makyajımı bitirdikten sonra saçıma böyle ufak tefek yine oynamalar yapacağım. Onu da göstereyim hangi ürünleri kullandığımı. Cildimi yaptıktan sonra tabii ki göz altımı kapatıyorum. Çok çok önemli. L'Oreal'in bu concealer'ini uygulayacağım. Trendyol'da bulduğum ürünleri linklerim isterseniz. Daha hızlı ulaşırsınız. Beğendiğiniz bir şey olursa bakarsınız. Şöyle bir concealer fırçası uygulayacağım. Bu böyle far fırçası gibi. Gözaltımı doluyor benim concealer uyguladığım zaman. O yüzden böyle çok çok az alıyorum. Dokunduruyorum sadece. Sadece renk versin istiyorum. Öyle. Zaten böyle aydınlatacağım da gözaltımı. Pudra sürmem gerekiyormuş gibi hissediyorum ama. Bakalım ne olacak. Şöyle renk eşliği sağlamak istediğim yerleri daha hafif dokundurayım. Şurada mesela bir koyuluk görüyorum. Şurada görüyorum. Şuramda bir şey çıktı ve gitmiyor yahu. 100 yıldır orada. Cildimi de çok beğenmiyorum bu aralar ama.
farklı bir pütürlük var. Her neyse. Kaşlarıma biliyorsunuz zaten Instagram'dan beni takip edenler biliyordur. Bu Essence'ın kaş sabitleyicisi gibi görünüyor. Fakat ben bunun tutuculuğunu arttırmak için içerisine saç spreyi sıktım. Instagram'da nasıl yaptığımı da gösterdim size. Tutuculuğunu arttırıyor. Yani çok az sıktığım için kaşları dökeceğini düşünmüyorum. Yani bende öyle bir etkisi de olmadı zaten. Şöyle kaşlarımı sadece yukarı doğru tarayacağım. Yapmadan kendimi eksik hissettiğim bir şeye geçiyoruz. NYX'in bu Taupe isimli, normalde allık bu ama kontür rengi, yani bence bayağı gri olduğu için, soğuk alt tonu olduğu için. Bununla ben böyle kontür yapıyorum. Çok seviyorum kontür yapmayı. Şurada mesela çok çizgi gibi olduğu zaman ne yaptığımı da göstereceğim şimdi size. Şöyle çok az şelemden geçeyim. Böyle yapıyorum. Şöyle birazcık şuralarıma da geçeyim. Bir bütünlük olması için. Normalde burnuma çok kontür yapıyordum ben ama yapmıyorum bayağıdır. Şöyle hafif dokunduracağım. Ondan sonra acaba. Yani mesela çok çizgi gibi kaldığı zaman boş fondöten fırçasıyla şöyle altından çıkan ses. Boş fondöten fırçasıyla şöyle dokunduruyorum. Bence bayağı doğallaştırıyor o çizgiyi. Bütünleştiriyor yani. Şöyle. Birazcık elimde kalan fondötenle şu alt kısmına geçeyim. Böyle bir şey. Cildimi tamamlamadan önce gözlerimi yapmak istiyorum. L'Oreal'in bu Lash Paradise isimli rimelini uygulayacağım. Bu son zamanlarda sadece tek kullandığım rimel olabilir. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Acayip seviyorum bunu. Çok değişik bir rimel sürme şeklim var biliyorum. Burada telefonun kamerasından gerçekten görmek çok zor. Bu rimeli mesela bol bol uyguladığım zaman da çok güzel oluyor. Ya son zamanlarda moralim acayip derecede bozuktu ya. Vlogda falan da çok böyle kendimi şey hissetmemişim yani, editlerken fark ettim. Böyle bir şeyim, üzgünüm. Ben mesela dışarı çıkıyorum, çıkmak istemiyorum. Şey falan sürekli aklıma geliyor işte, bu İzmir'deki olaylar gerçekten beni çok etkiledi. Çok üzüldüm. Ama içimi en çok rahatlatan şeylerden bir tanesi de AFAD'a başvurmak oldu. Çünkü yani evde tamam duruyoruz, para yardımı yapıyoruz. Bir şeyler paylaşıyorum olabildiğince insanlara ulaşsın etsin diye. Ama yani elimden gelen bu mu dedim kendime ve gerçekten kendimi hani suçlamak istemedim ama kendimi suçladım, böyle üzüldüm. Hiçbir şey yapamıyorum diye. Ondan sonra dedim ki benim bir dahaki böyle doğal afet inşallah, yani tabii ki olmaz. Ama olursa yani orada bulunmak istiyorum. İnsanlara hani psikolojik yardım olsun. Yani elimden geldiğince içlerini rahatlatmak gibi böyle psikolojik yardım olsun. İşte şey olsun. Hani onlara böyle bilmiyorum nasıl bir eğitim verecekler bana. İlk yardım eğitimi de verirler muhtemelen. O yüzden hani gönüllü olarak insanlara yardımcı olabilmek için böyle bir şeye başvurdum. Ve Instagram'dan da paylaştım. Benim gibi başvuranlar çok oldu. O yüzden çok mutlu oldum hani böyle güzel bir şeye vesile olabildiğim için. Çok mutlu etti beni ve içim de rahatladı gerçekten. Yani maalesef hayat böyle, unutuyoruz arada. Ama aklımıza geldiği zaman en azından bir dahakine bir şeyler yapacağım diyebilmek iç rahatlatıcı oluyor. Mesela 4 gün falan böyle, zaten ameliyattan da dolayı 4-5 gün falan böyle spor yapmamıştım. Ondan sonra dedim hani bir şeyler yapayım artık. Spor yapınca falan da böyle kendimi iyi hissettim biraz, spora zamanı ayırınca. Spor paylaşacaktım size de, iyi gelir belki siz de yapmak istersiniz diye. Ama Instagram'da anket yapınca vlog istediniz. O yüzden hemen vlog paylaşmak istedim. Ve güzel bir makyaj yapmak istedim. O yüzden böyle bir full look makyaj ekleyeyim dedim videoya. Asıl sırrıma geliyorum. Çok az böyle rümen sürdüm gördüğünüz gibi, doğal. Şöyle mıknatıslı kirpiklerim var. Bu kirpikleri takınca inanılmaz oluyor. Bakın. Buraya yerleştiriyorum. Altına da bir parça aldım. Onu böyle geliyorum. Hop.
koyuyorum. Şöyle bütünleştiriyorum. Bakar mısınız? Farka bakın. Şimdi bir de eyeliner çekeceğim. Çok az böyle kuyruk. Bütünleşecek o kirpikle. Bayılıyorum yani bu görüntüye. Gerçekten çok sevdim. Bu arada bu kirpikler böyle artık şey oldu. Kötü oldu ama yeni alırsanız kendi kirpiğinize göre kesersiniz. Ben öyle yaptım. Bir tanesini yamuk yamuk kesmişim. Benim de yeni almam lazım. Ay, telefonun kamerasında hiçbir şey göremiyorum. Şöyle. Birazcık çekiyorum mesela bu tarafa doğru. Ayarlıyorum onu. Çok eşit mi bilmiyorum ama videoyu kapattıktan sonra ben bir kontrol ederim onu. En güzel eşitleme yöntemi şöyle çok hafif incecik bir eyeliner çekmek, kuyruk çekmek. Bütünleştiriyor bence. Şöyle. Hem de gözü bence çekikleştiriyor. Böyle kuyruk çekmek. Ve. En güzel çekikleştirme yöntemine geliyorum. Gözün pınarına eyeliner böyle hani sanki gözünüzün devamıymış gibi. Ay, o kadar böyle şey yapıyorum ki şu an. Rastgele yapıyorum ki. Ama siz anlamışsınızdır mantığı diye düşünüyorum. Göz şeklinize, kendi göz şeklinize göre kuyruk çekin. İncecik. Ondan sonra şu üst kısmından şöyle bütünleştireyim. Kirpik dipleri boş olduğu zaman da mesela kirpikleriniz seyrek görünebilir. O yüzden oraları da doldurabilirsiniz eğer kirpikleriniz seyrekse. Bu arada bu hayatta düşme ve en güzel yanı sürekli aynı kirpiği kullanabiliyorsunuz. En güzel yanı o. Şimdi kırmızı ruj süreceğim. Bu neyin bu arada? Hiç bilmiyorum ya. 100 yıllık falan ama hayatımda kullandığım en iyi kırmızı ruj tonu. Kırmızı rujun en önemli yeri şurası. Komik görünüyorum. Bu arada sleek hala ülkemizde var mı bilmiyorum ama bu 100 yıllık ve inanılmaz bir tonu var. Görünmeyecek olan kırmızı rujumu süreyim. Birazcık yanaklarıma renk de vermem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Hem parlasın hem de renk versin diye bu L'Oreal'in aydınlatıcısını uygulayacağım. İnanılmaz güzel kokuyor. Stipping brush'la. Çok makyaj oldu. Sevdiniz mi siz? Ben kendimi böyle bir garipsiyorum bazen. Çok makyaj olunca alıştım artık makyaj yapmaya. Saçlarım için Elsevier'in şu mucizevi yağını kullandım. Islak görünüm yapıyor saçlarda. Şimdi biraz böyle sprey sıkacağım. İyice tutsun diye. Herhangi bir sprey olur. Bu Egos. Öylesine aldığım şey. Nasıl? Sevdiğiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir. Üstüme giyeceklerimi de göstereyim size. Evet, göstereyim. Bir de baktım ne göreyim. Odamın ışığına gidince çok beyazım. O yüzden Physicians Formula'nın şu bronzerını uygulayacağım. Bu da bir hindistan cevizi kokuyor çok iyi. Şöyle genel bir bronz katalım. Ve birazcık da matlaştırmam lazım. Yüzüme çok parlak da geldi. MAC'in transparan pudrasını uygulayacağım. Özellikle göz altıma. Burnum da parlamasın yani alnım falan. Böyle oldu. Bunu da göstereyim size. Şöyle prepim. Prime. Böyle hani hem spor olsun hem şık olsun. Altına bir tane de topuklu giyerim. Yani alakasız mı oldum bilmiyorum ama. Böyle bir şey yapayım.
Poz kesip duruyorum. Yine şımardım. Tamam. Yeterli. Videonun arasına sıkıştıracağım zaten bunu. Birazdan akşam yemeğimi, yani o gün yediğim akşam yemeğimi de göstermiş olacağım size. Ben de hazırlandım. Şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Hepinizi öpüyorum. Akşam yemeği vakti. Uzak diyarlarımda o sorular sorma gerek yok. Bu son bu kez bilenler çok. Baştan alsak her şey. Baştan mıydık bir anda böyle olmaya? Yine bir anda. Böyle Meksika esintileri olan bir tabak hazırladım. Burada et sotam vardı. Evinizde tavuk, et, herhangi bir şey olabilir. Onunla hazırlayabileceğiniz, kolay şıpşak yapabileceğiniz bir bol. Yani evde diyelim ki et soteniz var. Onu koyarsınız. İşte haşlanmış fasulye ben hep koyuyorum dondurucuya, ama bu konserve mesela. Avokadodan guacamole yapmıştım dün. O da bir tane mor soğan kullandım. Bir tane avokado kullandım. Biraz limon, tuz ve karabiber, o kadar. Jalapeno turşusu hep evde bulunduruyorum, ben çok severim. Biber turşusu, jalapeno biberinin turşusu, acı bir biber, çok güzel. Ama böyle tatlı bir acısı var. Tabağımın diğer yarısı da full çiğ sebze. Bayağı doyurucu oluyor ve çok güzel bir akşam yemeği oluyor bu. Öğlen ve akşam ben bunu yemeyi çok seviyorum, çok lezzetli. Çok severim yani. Saat de 6:30 bu arada, artık erken kararıyor hava, böyle bir geç hissettiriyor. Ben de erken uyuyorum, erken kalktığım için. Saatte en geç 10 gibi falan yatarım herhalde. O yüzden erken yiyorum akşam yemeğimi. 6:30'da yiyeceğim. Birazcık böyle hazmederim. 7:30 gibi falan da şey alacağım. Antibiyotiğimi alacağım. Bunu yiyeyim. Gün bitecek zaten benim için yavaş yavaş. Artık gördüğünüz gibi gün benim için böyle geçiyor. Evdeyim. Sadece evden işte PT'lik yaptığım için dışarıda ders veriyorum. Dersim olduğu zaman bir dışarı çıkıyorum. İşte ne bileyim, alışveriş falan, eve bir şey alacaksam dışarı çıkıyorum. Onun dışında evdeyim. Bir geçen işte toplantım vardı. Ondan sonra ona çıktım, sonra dönüşte arkadaşımın yanına falan uğradım, ama sonra o kadar böyle gereksiz geldi ki kendimi böyle rahatsız hissettim falan böyle. İçim böyle rahat olmuyor pek dışarı çıkınca, koronadan dolayı. Tribe giriyorum bazen. Ama evde olmak genel olarak güzel yani, iyi hissettiriyor. Evde ben genelde her gün spor yapıyorum bu arada, ufak ufak da olsa. Bazen böyle motivasyon geliyor, yardırıyorum, ama bazen de böyle ufak ufak yapıyorum yani. Hiçbir şey yapmasam stretching falan yapıyorum. Esneme yapıyorum yani, iyi geliyor. Seviyorum yani evde olmayı. Hiçbir şey yemiyordum birkaç gün önce zaten. Çorba falan içiyordum full. Şimdi böyle normal yeme düzenine geçmek iyi oldu. Daha iyi hissettiriyor. Böyle geçiyor günlerim. Biraz sakinim. Spor yapmadığım zaman beni böyle daha sakin görüyorsunuz. Spor yaptığım zamanlarda böyle daha up oluyorum, enerjik oluyorum. Çünkü gerçekten spor beni etkiliyor ya. O yüzden mesela gündüz yapmayı seviyorum. Bütün gün böyle enerjik oluyorum nedense. Öyle hissettiriyor yani. Bakalım, umarım böyle sakinim, böyle spor yapmıyorum falan. Vücut alıştı mı alışmadı mı bilmiyorum artık. Kilo alır mıyım verir miyim artık. Göreceğiz bakalım neler olacak. Böyle tatlış bir vlog oldu. Bu hafta birkaç tane daha video gelecek. Cheat videosu da yakında gelecek. Olabildiğince her şeyden bahsetmek istiyorum. Sizlere göstermek istiyorum. Arayı kapatalım. Evdeyim madem. Bol bol vlogları geri döneceğim artık. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.